29 Ekim 1926'da Mehmet Sabri Bey ile Kamer Hanım'ın 4 çocuğunun en büyüğü dünyaya geliyordu. Ailesi ona dinin yıldızı anlamına gelen Necmettin adını verdi. Henüz hiç kimse o yıldızın ileride dosta güven, düşmana korku vereceğini bilmiyordu. Necmettin Erbakan çok küçük yaşlarda evinin bahçesinde arkadaşlarıyla devletçilik oyununu oynuyordu. Kendi kurduğu bir devleti vardı. Adına Lanlako demişti bu devletin. Bu oyun yıllar sonra gerçek bir ideale dönüşecek ve adına yeniden Büyük Türkiye denilecekti. Bu oyunda kendi parası da vardı. Bu paradan başka para kullanılmıyor ve asla hakkı olmayana dağıtılmıyordu. Bu oyunda bir gerçeğe dönüşecek ve yıllar sonra İslam dinarı adını alacaktı. Henüz küçük bir çocuğun hayalinde kimsenin ezilmediği, kimsenin aç kalmadığı, üretenin hakkını aldığı, herkes için adaletin olduğu bir dünya vardı. Tıpkı Fatih Sultan gibi. Başarılı ve adından söz ettiren bir mühendis olan Erbakan, kendi fikir dünyasında oluşturduğu bir idealin ilk adımlarını atmak için yola koyuldu. Mehmet Zahit Kotku'nun da tavsiyeleriyle 200 ortaklı Gümüş Motoru kurdu. Yıllar sonra kendisinin öncülüğünde başlattığı Kutlu Hareket, ağır sanayi diyerek bu fısıltıyı gür sesiyle haykıracak, bir milleti yeniden dirilmeye çağıracaktı. 1967'de memleket sevdasının tutuşturduğu yüreğiyle önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliğine seçildi. Bu yıllarda Anadolu'nun ayağa kalkması için Anadolu'nun küçük tüccar ve sanayicilerini gözetti. 1969'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanlığı'na seçildi. Zorlu bir mücadelenin başlangıcıydı. Dönemin başbakanının kanunsuz seçim iptaliyle başkanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Çevresindeki insanların ve arkadaşlarının da tavsiyesi ve ısrarıyla siyasete atılmaya karar verdi. Önce Adalet Partisi'nden adayı oldu ve veto edildi. Yollar türlü engellerle kapatılmaya çalışılıyordu. Ama unuttukları bir şey vardı. Yol onun, varlık onundu. Necmettin Erbakan, kolları sıvayıp Konya'dan bağımsız milletvekili adayı, baharı müjdeleyen ilk çiçek oldu. Seçimlerde 3 milletvekili çıkaracak oyu tek başına aldı. Milletin bağrından bir nida yükselmeye başladı. Millete ait olan, millet için, milletle beraber bir yola çıkılmış ve adına milli görüş denilmişti. Anadolu'yu İslam diyarı yapan Sultan Alparslan'ın görüşü, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in görüşü, yedi düveli sırtına alıp deviren Seyit Onbaşı'nın, Aziziye savunmasında ezan sesini duyar duymaz 3 aylık oğlunu evde bırakıp cepheye koşan Nene Hatun'un, kanla alınmış topraklar parayla satılmaz diyen Abdülhamit Han'ın görüşü. Necmettin Erbakan 17 Ocak 1970'te Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Nizamla Bismillah denilmişti. 12 Mart 1971'e gelindiğinde Türkiye'nin mahkus tarihi acı yüzünü gösterdi ve Milli Nizam kapatıldı. 11 Ekim 1972'de milletimizin selameti için yeni bir besmele çekildi. Daha güçlü, daha gür bir besmele. Milli Selamet Partisi ülke tarihine damga vurmak için yola çıktı. 1973 seçimlerinde meclise girdi. 48 inanmış adam hakkı gür bir sesle dile getirecekti artık. 1974 yılında uzun bir aradan sonra yeni bir zafer milli görüşle kazanıldı. Kıbrıs zulümden kurtarıldı. Manevi kalkınma hamleleri de başlatıldı. İmam hatipler yaygınlaştırıldı ve mezunlarına üniversiteye girme hakkı tanındı. 3000 Kur'an kursu açıldı. Anadolu manen yeniden mayalanmaya başladı. Necmettin Erbakan
MSP döneminde iki defa daha koalisyon ortağı oldu. Bu dönemde ise Anadolu'yu büyük bir şantiyeye çevirdi. Ülkenin her tarafına fabrikalar serpildi. Ağır sanayi hamlesiyle maddi kalkınma hamlesi de başlatılmış oldu. 6 Eylül 1980. Yer Konya. İnançlı kadrolar bir araya toplanmış, kol kola girerek Mescid-i Aksa'nın gerçek sahiplerinin kim olduğunu ve Kudüs'ün işgaline müsaade etmeyeceklerini herkese gösteriyordu. Kalplerine korku inenler bu yürüyüşü bahane göstererek darbe yaptılar. Bu tarihte ilkti. İlk defa bir darbe muhalefete karşı yapılıyordu. Milli Selamet Partisi'ni kapattılar. Erbakan'a ve sadık dostlarına siyaset yasağı getirdiler. Yetmedi, hapse attılar. Ancak inançla yola çıkan kadrolar için bunlar sadece imtihanın birer cilvesiydi. 1983'te Refah Partisi'ni kurdurdu. Türkiye'yi müreffeh bir ülke yapmak, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için inançlı kadrolar daha güçlü bir yürüyüşe çıktılar bu kez. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek büyük adımlar bu dönemde atıldı. Efsane başbakan unutulmaz hizmetlerini bu dönemde gerçekleştirdi. Bu dönemde hizmetler belediyelerle başladı. 1984'te Urfa ve Van belediyeleri alındı. 1989'da bunlara Maraş, Sivas ve Konya eklendi. Ve yıl 1991'e geldiğinde Milli Görüş tekraren meclise girdi. 1994'te Milli Görüş İstanbul ve Ankara dahil 29 belediyeyi aldı. Milli Görüş halkıyla bütünleşerek büyümeye devam ediyordu. Hizmetler ilmek ilmek işleniyordu. Erbakan 1995 yılında Türkiye'ye hizmet etmek için tırnaklarıyla söküp aldı iktidarı. Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kuruldu. Başbakan Erbakan sloganı kabul olmuş dua oldu. Artık başbakan Erbakan'dı. Ardından herkese hakkı verilmeye başlandı. Memura, işçiye, emekliye görülmemiş maaş zamları, çiftçiye ve üreticiye muazzam imkanlar, havuz sistemiyle artan imkanlar, kâra geçen kitler. Refah gelmişti, bolluk ve bereket gelmişti. Hilalin şefkati, başağın bereketi her yeri sarmıştı. Necmettin Erbakan sadece ülkesini değil, mazlum İslam coğrafyasının da kanayan yaralarına merhem olmak istiyordu. 8 büyük İslam ülkesini bir araya getirerek kurduğu D8'ler İslam Birliği'nin başlangıcı oldu. Bütün bu gelişmeler hesabı bozulan şer odaklarını rahatsız etti. Türkiye ve İslam coğrafyası üzerinde emelleri olanların oyununa gelen bir grup medya, ordu, yargı ve STK mensupları eliyle türlü Ali Cengiz oyunları sergilendi. Erbakan eşsiz bir direniş sergiledi. Bütün oyunları bozdu. Ancak yaptığı hükümet protokolü sebebiyle birinci yılın sonunda sırf sözüne sadık kalmak için görevi bıraktı. 28 Şubat denen meşhum süreç ülkeyi topyekün sardı. Hilal'in boy süren başağı kapatıldı. Özlem ülkesinin mücahidine, mücahitlerine yeniden yasaklar getirildi. Mücadele yeni bir solukla devam etmek için Fazilet Partisi'ni kurdurdu. Ancak ışıktan rahatsız olanlar ona da tahammül edemediler. Yeni filiz Fazilet Partisi de 2001'de kapatıldı. Milli Görüş'ün üstüne beton dökülmeye çalışılıyor, siyasetin dışına itiliyordu. Çünkü biliyorlardı ki Milli Görüş bu milletin tarihi, inancı ve ruh köküydü. 20 Temmuz 2001 tarihinde yola Saadet Partisi ile devam edildi. Tarih 17 Ekim 2010'u gösterdiğinde Milli Görüş'ün lideri, efsane başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan
yeniden davasının genel başkanı seçildi. Öyle ya, öğretilmesi gereken son ders vardı. Takatinin sonuna kadar çalışmak. 27 Şubat 2011. Tarihin seyri içinde bir noktadan ibarettir diyerek, bir kişinin burnunu bile kanatmadan savuşturduğu o büyük buhranın yıl dönümünden bir gün önce, sanki onun kıymetsizliğini göstermek üzere rahmeti rahmana kavuştu. Baharı başlatan bir çiçekti. Ama geride kocaman bir bahçe, büyük bir orman bıraktı. Yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayalar kadar sağlam milli görüşçüler, sadıklar topluluğu. Ve biz biliyoruz, zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer çok yakındır.